Gider izleyiciler, iyi geceler diyorum size. Saat şu anda 23:28, canlı yayındayız. Futbol maçı yapıyoruz. Bizim takımımız Atar Yamaz voleyle oynuyor. Saygıdeğer seyirciler, voleyle oynayacağız. Formamızı yeşil beyaz yapıyoruz. Voleyle oynuyoruz. Zor bir maç olacak. Pereira Origi ikilisi, Storey, Priest takımımızı gördünüz. Maç başladı. Kayıt yapıyorum. 1 dakika pas. Havska sağ ol. Pas vermedi Kennedy. Kennedy aldı. Sürüklüyor Kennedy. Pası verdi. Güzel bir pas. Pereira güzel bir hareketle geçmek istedi. Araya harika bir pas, yapma. Pas çok güzel. Araya pas. Pereira dışarıya. Müthiş oynuyoruz, müthiş. Uzun bir pas. Kent, bizim oyuncumuz Kent kapıyı vurdu. Pası verdi ama geçemiyoruz. Geçemiyoruz. İlla bir pislik yapıyorlar. Bakın. Topun başına Pereira. Pereira. Topun başına gol olur mu? Usta ayak Pereira. Gol. Kaleci çaresiz uzandı ama elinle dokunuyor kaleci ve gol, ona çarpmış top ve top havalarda gol. Saygıdeğer seyirciler, ben buradan bir şey söylemek istiyorum. Kafa topu oyunu 1, bu oyun 2 ve diğer oyunlarda hile var. Ben bunu söylemek istiyorum. Oyunu kötülemek için de demiyorum. Hile yapıyorlar. Kazanıyorsunuz kafa topunda. Ama en son bilgisayar geliyor karşınıza ve onunla oynuyorsunuz ve o sizi yeniyor. Bu oyunda da aynı. Bakın, 1-1'dim. 1-1 online maç yapıyordum. 1-1'di. Karşı taraf çıktı oyundan ve ben yenilmiş sayıldım. İnanılmaz bir şey. Aslında onun otomatikman 3-1 kaybetmesi gerekirken ben 4-1 kaybetmiş oldum. Nasıl oluyorsa aslında 3-1 demesi lazım. Eğer ben çıksaydım otomatikman 3-1 demesi lazım yani. Onu kazanması gerekiyordu ama o çıktı. Ben kaybettim. İlginç bir olay. Durum hatta 1-1'di yani. Hiç kimse önde değildi. Sadece 1-1'lik eşitlik vardı. O çıktı ve ben yenilmiş oldum. Resmen bir her oyunda bir hile yapıyorlar ve ben bundan nefret ediyorum. Neden böyle? Anlayamıyorum. Yani bu oyuna nasıl müsaade ediyorlar böyle hileye? Anlamıyorum. Oynatmasınlar. Hile yapacak olan insanlar oynatmasınlar kardeşim. Bu kadar basit diyorum. Hile kullanacak olan insanlar oynamasın arkadaş. Ah, sıyrılamadım iki kişinin arasından. Lan nefret ediyorum. Böyle oldu mu oyundan soğuyorum gerçekten ama biz her hileye, dümene karşı yine de iyi oyunumuzu sergileyeceğiz ve onlara ayakta olduğumuzu göstereceğiz. Her oyunda hileyle kazan. Adam gibi oynamıyorlar, hileyle kazanıyorlar. Ben bunu anlamıyorum. Karşı takımın yani online oynadığım karşıdaki insanın interneti berbattı. Çekmiyor yani. Anlatabiliyor muyum? Onun normal çıkıp gitmesi gerekirken ben 1-1 iken maç, hani interneti kötüyken, onun çıkıp çıkması gerekirken ben maç 1-1 iken o çıkıyor ve ben yeniliyorum. Anlayamadığım nokta bu yani. Neden böyle yapıyorlar? Anlamıyorum. Hileyle ne elde ediliyor? Anlamıyorum.
Çünkü bizim iyi oynadığımızı biliyorlar. Takımımız iyi. Defansımız iyi. Her şeyimiz iyi. Hızlı oyuncularımız da var ya. Bundan böyle yapıyorlar. Bakın. Maç 1-1 iken, tamam mı? Tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekten sinirlendiğim için bunu söylüyorum. Maç 1-1 iken karşı taraf çıkıyor ve interneti kötü olduğu halde benimkisi çok iyi. Karşı taraf çıktıktan sonra ben kaybediyorum. Anlayamıyorum yani. 4-1 yazıyor bir de. Anlamıyorum. Hala anlamıyorum. Hala anlamıyorum yani. Anlamsız. Anlamsız. Anlamsız saygıdeğer izleyiciler. Ama ben her türlü pisliğe rağmen, her türlü hileye rağmen ben ayakta olduğumu söyleyeceğim. Evet, çok tehlikeli bir atak yaşadık biraz önce kendimizde. Ben şurada durayım da. Nujant iyi vurdu. Mustafa Saymak. Mustafa Saymak'ı soktular. Vallahi Mustafa Saymak, Mustafa Maynak fark etmez benim için, manyak. Ben gene de atarım bunu. Akıl dolu bir gol atacağım ki. Hadi be. Müthiş kaldırdım. Topun dibine iyi girdim ama kaleci çok iyi. Bakın bir kafa golü gelebilir mi? Gelebilir. Hadi be. Kötü vurdum ya. Please. Türk oyuncularından oluşturmak istiyorum ama gerçekten bazen futbolcular da çok pahalı. Bakın şöyle klas bir pas. Ah be. Kaç offside değilse çok güzel. Bu sefer gol. Allah Allah, bala bak ya. Orta geliyor, göğsüne indiriyor. Vur artık. Ah, defastan dönen top. Alırız o topu, kaldır. Kimse yok. Hadi oğlum, stop et. Ah be. İşte budur. 5-0. Origi fişi çekti sayın seyirciler. Kalbini durdurdu karşı takımın. Maçı geniş özetini izlerseniz. Bir de bir hile yapıyorlar. Onu söyleyeceğim. İçinde kalmasın. Karşı taraf interneti, tam gole gideceğiniz zaman interneti bilerek kastırıyor. Bilerek kastırıyor interneti. Gol atmamızı engelliyor. Onu da söyleyeyim. Evet saygılar izleyiciler. Atar yemez 5-0. 15 puandayız. 26 avarajımız var. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. Size hoşça kalın demeden önce Aberdan 3-0 yenilmiş Den Haag'a. Arkamızda Den Haag. Onu da haklayacağız. Hadi Hamilton ve Atar Yemez maçını da sunalım. İkinci maçı da sunalım. İki maç vereceğim. Ayrı ayrı vermeyeceğim videoda. Arda arda vereceğim. İki maç. Ondan sonra yarın diyorum. Tekrardan bir iki maç vereceğim. Ah be. Kaleciye aklını alacaktım ama alamadım. Kaldır oğlum, kaldır oğlum. Harikasın. Stop. Harikasın, geç.
İşte golün güzelliği bu. Bu maçları izlemenizi istiyorum. Maçın geniş özetini izlersiniz sayın seyirciler. Süreden kaybetmemek için. Golü görüyor musunuz ya? Futbol budur ya, futbol budur. Hadi be. Uzun bir kafa. Kime geldi? Kenti kaybetti. İkinci hamle de alamadı. Haydi Emmanuel geldi. Kırmızı noktalı Emmanuel. Harika sayıldı. Kim var orada? Pereira. Kaleciden dönüyor. Pas. Uzun kaldırıyor. Göğsüne stop etti. Pas sol kanada. Harika bunu attık. Harika. Tek kaleyiz ve müthiş oynuyoruz. Gerçekten. Harikası çocuğum da defans boşal, bomboş ver. Top oynatmıyoruz, stop. Biraz dalga geçelim. Arkadaş. Bir gol daha. Ben ne dedim? Ben atarım dedim mi atarım arkadaş. Hadi be. Pereira ya. Origi show. It'll do his confidence the world of good.
stopping him today. He's got his hat trick. Stoppage time now. Good interception. 18 puandayız, 31 averajımız var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.